Menderes'in hayatı Allah'a olan inancını artıracak olaylarla doluydu. Defalarca ölümden, hastalıktan kurtulmuş olan başbakan için 17 Şubat 1959 ise ayrı bir mucize oldu. O gün Kıbrıs'ın statüsü konusunda Zürih'te Karamanlis'le anlaşmış, İngiltere'nin imzası için Londra'ya gidiyordu. Yoğun sis nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait SEV isimli İskan tipi pervaneli uçak Gatwick Havaalanı'na yönlendirildi. Alana yaklaştıkça sis arttı. Görüş mesafesi neredeyse kaybolmuştu ama kaptan pilot inmekten vazgeçmedi. Uçak pist yerine hemen yakındaki ormanlık alana düşer gibi indi. Uçak ikiye bölünüp ters döndü. Etraf ve içi yaralılarla doluydu. Başbakan Menderes'in ayağı uçağın tabanına sıkışmıştı. Kurtardılar. Yanmakta olan uçaktan o da diğerleriyle birlikte uzaklaştı. Kazada 14 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralı olarak kurtulmuştu. Haber Ankara'da şok etkisi yaptı. Başbakanın yaşadığına ancak BBC'den sesini duyunca inandılar. Bir tayyare kazasında değerli ve sevgili arkadaşları kaybetmiş olma sorunu için diyor. Cenab-ı Hak kendilerini rahmetine dert eylesin. Şu anda hatıralarını yaşlı gözlerle anarak tazik etmektir. Bu ürün kayıplar karşısında her zaman olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın milletimizi ve devletimizi ebediyen kaybar etmesi duasını yine tekrarlarım. Bana gelince kazanın dehşeti karşısında bizim güçlerimiz kalır. Diğer arkadaşlarımla beraber aziz vatanımıza, muhterem ve sevgili vatandaşlarımıza çok kısa bir zamanda sağlık ve selametle kavuşmak inşallah nasip olacak. Başbakan, kazaya rağmen erteleme isteklerini kabul etmedi ve Kıbrıs zirvesinin başlaması talimatını verdi. Tedavi gördüğü London Klinik'te Türkiye adına anlaşmayı imzaladı. Londra'daki Eylül uçak kazasından mucize kabiliğinden sağ salim kurtulan Sayın Başvekilimiz Adnan Menderes, ana vatana dönüşlerinde Yeşilköy Havaalanı'nda büyük bir merasimle karşılanmıştır. Yurda dönüşü ise muhteşem oldu. Önce İstanbul'da mahşeri bir kalabalık karşıladı Menderes'i. Gördüğü ilgiden dolayı gözyaşlarını tutamadı. İzdiham nedeniyle oteline ancak 4 saatte gidebildi. Sayın Başvekilimiz beşiş bir çehreyle uçağın kapısında göründüler. Uçağın etrafı bir anda karıştı. Bu muazzam vatandaş topluluğu, kıymetli ve aziz başvekilini bir an evvel bağrına basmanın heyecan ve telaşı içindeydi. Başvekilimiz kendisini karşılamaya gelenlerin teker teker ellerini sıkıyor ve bu esnada güçlükle ilerleyebiliyordu. Zorlukla otomobile binen başvekilimiz, yüz binlerce vatandaşın tezahüratı arasında meydandan ayrıldı. Ardından başkentte aynı büyüklükte kalabalıklar Ankara garındaydı. Büyük gerginlikler yaşadığı ana muhalefet lideri İnönü'de gelmişti karşılamaya. Yaşadığı en kötü olaylardan gelecek için yeni müjdeler elde etmeye alışmış biri olarak hayatta kalmanın bir kez daha kendisine sunulan büyük bir lütuf olduğunu düşündü. Şükür namazı kıldı. Tren gözüktü. Halk zabıta kordonunu yararak başvekilimizi peronda karşılamak istiyor. Tren perona girdi. Lokomotif çiçekler ve bayraklarla süslenmiş. Bütün gözler başvekilimizi arıyor. İşte başvekilimiz Adnan Menderes. Kendini karşılayanlara heyecanlı ve güler yüzle trenin penceresinden elini sallıyor. Halk başvekilimizi bir an evvel kucaklamak heyecanıyla çırpınıyor.
Başvekilimizin yanlarında kendilerini Eti Mesut'ta karşılayan Büyük Millet Meclisi Reisi Rebi Koratan var. Tren durdu. Şimdi trenden iniyorlar. Vagonun basamaklarında kurbanlar kesiliyor. Zabıta kuvvetleri trenin kapısı ile şeref salonu arasını açmaya uğraşıyor. Başvekilimizin üzerine çiçekler atıyor. İnzibat kuvvetleri intizamı temin için canla başla çalışıyor. Başvekilimiz tezahüratta bulunanları elleriyle selamlayarak şeref salonuna doğru yürüyor. Şeref salonuna girdiler. Başvekilimiz şu anda garın dış kapısına doğru yürüyorlar. Bundan sonra garın dışına çıkan Sayın Başvekilimiz büyük kapıda göründüğü zaman heyecan son haddini bulmuştu. Civar vilayetle kazalardan gelen on binlerce vatandaşın coşkun tezahürat ve sevgi avazeleri Ankara semalarını çınlatıyordu. Kurbanlar kesiliyor, dinmek bilmeyen tezahürat arasında Menderes adeta eller üzerinde taşınıyordu. Bu muazzam kitle Sayın Başvekilimize biraz daha yaklaşmak, onu candan kucaklamak için adeta bir yarış halindeydi. Her taraf insan doluydu. Genç ihtiyar, kadın erkek, çoluk çocuk herkesin kalbi aynı hızla atmakta, her gönülden aynı heyecan taşmaktaydı. İşte kordonu yaran halk sevgili başvekiline koşuyor. Ulus meydanından Sıhhiye'ye kıvrıldık. Bayraklarla donanmış binaların pencerelerinde, damlarında ve ağaçların üzerlerinde bekleyenler Sayın Başvekilimize coşkun sevgi tezahüratında bulunuyordu. Yenişehir Demiryolu Köprüsü kırmızı beyaz renklerle süslenmiş. Sayın Başvekilimizin geçtiği her yerde sayısız kurbanların kesilmesine devam ediliyor. Yollar boyunca toplanmış olan kadınlı erkekli on binlerce Ankaralı Sayın Başvekilimize çiçekler atıyorlar. Başvekilimiz mütebessim çehresiyle kendisine muhabbet kucağını açmış olan hemşehrilerini aynı engin sevgiyle selamlayarak onlara mukabele ediyor. Sıhhiye'den vekaletlere kadar bütün yollar alabildiğine insanla dolu. İki tarafta sıralanmış apartmanlardan hiçbirisinin bir tek penceresi dahi boş değil. Her vatandaş Sayın Başvekilimize bir şeyler sunmak istiyor. Bir şeyler değil, kudretinin yetebileceği bir şeyi. Sevgiyi, vefayı, şükranı, sempatiyi ve hürmeti. Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylondandı, o kadar.